AKP iktidarı yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşımızı otomatik bilgi paylaşımını ertelemeden uygulamaya sokarak çok büyük zorlukla baş başa bıraktı. Şimdi bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan banka hesapları 2019 yılından itibaren ilgili ülkelere bildirilmeye başlandı. Biz bu anlaşmanın uygulamaya sokulmasının 2022'ye kadar ertelenmesini istemiştik. Mecliste bu konuda bir araştırma önergesi verdik. Komisyon kurularak vatandaşlarımız zarar görmeden bu konunun yumuşak geçişle halledilmesi gerektiğini söyledik ama iktidar oylarıyla reddedildi. Yine iktidar bloğu aynı şekilde bu anlaşmanın ertelenmesi konusundaki çağrılarımıza da olumsuz yanıt verdi. Sayın Bakan'la konuştuk, mecliste dile getirdik ama bugüne kadar hiçbir ilerleme olmadı ve en sonunda mecliste açıkladılar ki 2019 yılı verileri dahil olmak üzere 2020-2021 verileri artık ilgili ülkelerle paylaşılıyor. Bunun anlamı şudur, vatandaşlarımızın 10 yıllardır bulundukları ülkelerde dişinden tırnağından kısarak biriktirdikleri ve Türkiye'de bulunan paraları artık bu ülkelere, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, onların maliye bakanlıklarına Türkiye tarafından bildirilmeye başlandı. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız, 7 milyon vatandaşımızdan önemli bölümü bulundukları ülkelerde maliye bakanlıkları tarafından çağrılabilir ve Türkiye'deki banka hesapları konusunda bilgi istenebilir, inceleme yapılabilir, hatta yaptırım dahi uygulanabilir. Vatandaşlarımızı böylesine zor bir durumda bırakmak hiçbir şekilde devlet sorumluluğuyla, devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor. O yüzden yapılan yanlıştır, vatandaşlarımız tek başlarına kalmıştır ve bu bizim tüm itirazlarımıza rağmen hem Türkiye'de, mecliste hem de yurt dışında birliklerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi birlikleri ve diğer partilerin çağrılarına rağmen iktidarın bu anlaşmayı elinde imkan olmasına rağmen erteletmeden anında devreye sokması çok büyük bir hata olmuştur ve yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşımızı bulundukları ülkelerin vergi idareleri karşısında donanımsız, bilgisiz ve eksik bir şekilde tek başına bırakmıştır. Yapılan çok büyük bir haksızlıktır, çok büyük bir adaletsizliktir. 10 yıllarını bu ülkelerde geçiren ve en zor koşullarda çalışan yurttaşlarımızın Türkiye'deki birikimleri üzerinden şu anda zarar görecek olması kabul edilemez.